Son zamanlarda intihar vakaları arttı. Sizce bunun sebebi nedir? Vallahi bunun sebebi işsizlik, istismar, ne bileyim tacizlerin çok olması, intiharlar, insanların psikolojisi bozuldu, DNA'sı bozuldu. Aile baskısı çok önemli. Yetiştirilme çocukluktan anne babanın, ebeveynlerin davranışları çok önemli. O kadar çok sebep var ki düşünürsek şu an birden böyle anca bu kadar aklıma geldi. Bence bana kalırsa psikolojik altyapının bozuk olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Eskisi gibi ailelerde çok fazlasıyla küçük yaştaki çocuklara çok yoğun bir ilgi ve onlara yönelik olarak da eğitimin biraz daha geri plana kaldığını düşünüyorum. Çünkü sosyal medyanın çok genişlediği bir dönemdeyiz. Bundan kaynaklı olarak da insanlar birbirleriyle çok fazlasıyla diyalog içerisinde değiller. Diyalog olmadığı için insanlar kendi düşüncelerini paylaşamadıklarından, kendilerini içgüdüsel olarak kapatmaları sebebiyetiyle de kaynaklı olarak belirli noktalarda çıkmazlığa yönelip kendilerini bu tarz durumlara yönelttiklerini ve kendilerini kaybettiklerini düşünüyorum. Başka var mı peki sizce? Nasıl? Başka var mı peki başka sebebi? Ya tabii ki de bu aile bağı, gençlerimiz de aynı şekilde, yine aynı şekilde. Yani bilmiyorum, hani benim düşüncem bu. Hepsinin bu şekilde kapsadığını düşünüyorum ama işsizliğin de etken sebeplerden biri olduğunu, ki günümüzde biliyorsunuz pandemiden kaynaklı olarak da birçok iş yerlerin, işletmelerin kapatılması, artı bunun yanı sıra eğitimlerin birçok şekilde ara verilmesi, tam net eğitim verimi. Yani şu an gerçekten insanlarımızı ciddi anlamda şu an psikolojik baskı içerisinde oldukları için çıkmazlığa girip bu şekilde kendilerini kurtuluş olarak görebildiklerini düşündüğüm için intihar vakalarının artma sebebiyetinin olduğunu düşünüyorum ben. Tabii insanların dünyevileşmesi, dünya hayatının konjonktür anlamda kendilerine göre insanların yaşam standartlarını yüksek tutması, belki bunu başaramamaları, insanların biraz da manevi ihtiyaçlarının giderilmemesi. Bu noktada baktığımız zaman hem dünya ile ahiret arasında sıkışmış olmaları, insanların yalnız kalması da diye düşünüyorum ben kendi alemde. Yalnız başımıza kaldık, bireyselleştik, insanların dert ortağı olmadı, birbirimize de sahip çıkamıyoruz gibi oluyor. Bunlar gibi sebepleri düşünebiliyorum ben. İnsanların depresyonda olmasıdır muhtemelen. Yani ben ona bağlıyorum. İntihar bence bu şeyle alakası yok, bu hastalıkla alakası yok. Şeyle geçim sıkıntısından. Yani iş yok, para yok, çoluk çocuğu var, akşam gelir yemek yok. Bir hanımda bir onda bir şey yok ki hanım pişirsin. Onun için şeyler çıkar. En ufak bir konuda büyür, yuvalar yıkılır, intiharlar oluyor. Bence sebep geçim sıkıntısı. Psikolojik olarak insanlara Allah korkusunu, sevgisini, vicdanı, merhameti aşılayamadığımızdan dolayı bunlar olur. Eğer insanlar dini görevlerini yerine getirerekten Allah sevgisiyle birlikte olur, zaten intihar edemezler. Artı karıncayı da incitemezler. Önemli olan insanların birbirlerini sevebilmesi. Seven insan hoşgörülü olur. Psikolojik yani. Yani bilmiyorum. Yani olabilir şey, yani her şey olabilir. Yani geçim sıkıntısı olabilir. İnsanlar son zamanlarda pandemi durumlarından dolayı, yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojileri bozuluyor. Bence ondandır. Bunalıma giriyor insanlar. Evde kalmaktan olabilir, işsizlikten olabilir. Bir sürü sebebi olabilir, bilmiyorum. Başka var mı? Muhakkak ekonomik bir sıkıntısı vardır. Başka var mı peki sizce? Çöküntü bence. Başka da ya daha ne olacak ki bundan sonra? Bize bunun sebebi insanlarımızın biraz daha temkinli olmaları gerekmekte. Yani temkinli olmadıklarından dolayı artmalar çoğalıyor. Yani bu vakaların sayısı artmalar çoğalıyor. Ne yönden temkinli oluyorlar? Yani gerekli önlemlerini almaları lazım. Sosyal mesafelere uymaları lazım. Maskelerini kullanmaları lazım. İnsanla alakası var mı peki bunların? Bence var. Şuursuzluk. Bir de kanaat kalmadı. İlle ben de öbürünün peşinden yeteceğim diyor. Yetemiyor, kendini atıyor. Başka ne yapacak? Başka var mı peki sizce? Gıcık.
yorganına kavun ayağınız açsa, ne bir karın nerede olsa doyar dese intihar etmez. Şımarıklık, bir de şımarıklık yani. Eski kim bizim gibi büyümedi. İntihar vakaları biraz da bu koronavirüse de biraz bağlıyorum ben. Yani koronavirüste insanlar bayağı gerildiler, işsiz kalanlar, kurulu düzenleri bozulanlar. Bununla alakalı diye düşünüyorum ben biraz da. Hani biraz halkımızın psikolojileri bozuldu. İnşallah Rabbim yardımcılar olsun. Yani maddi kriz olabilir, manevi, psikolojik çöküntüler olabilir. Hepsi sebep olabilir. İnsanlar bunalıma her dönem giriyordur illaki ya. Bunun niye son zamanlarda bir bilimsel açıklaması mı var yani? Yani bu aralar çok arttı abi. Abim belki de bu aralar biz görmeye başladık, eğilmeye başladık olayın üstüne yani. Yoksa her dönem olabilir. Yani ilk defa olmuyor sonuçta. Fakirlik, tek kelime. Çocukların istediğini yerine getiremeyen insan intihar ederse hiç olmazsa onları görmez. Bu kadar ben. Değişik her şeyin, herkesin kendi şeyin. Başka var mı? İşte işsizlik, bunalım, buna benzer şeyler. Bence en temel sebebi eğitim. Eğitimden dolayı kaynaklanıyor ve toplumumuz çok bilinçsiz yetişiyor. Bundan kaynaklı diye düşünüyorum. Bunun sebebinin toplum baskısı, çevre baskısı, okul, arkadaşlarıyla yaşadığı sıkıntılar gibi sebepler olabileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi insanların yaşamış olduğu maddi zorluklar, Türkiye'de yaşanan geçim sıkıntısı. Yani kırmızı ışıkta geçene 291 milyon ceza yazan devlet, yurdumuza kaçak yollardan giren Suriyeli'ye maaş verirse Türk de haliyle intihar etmek zorunda. Geçim sıkıntısı, haliyle pandemi dönemi, insanların kazançları, gelirleri, giderlerini karşılamadığı zaman Allah kimseye ailesinin içinde başını öne eğecek bir sıkıntı vermesin. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Çoluğuna çocuğuna insan yetemedikten sonra yaşamasının da bir anlamı kalmadığını düşünüyor. Ben böyle düşünüyorum. İntihar sebebi geçim sıkıntısı, tamamen devletimizin halkımıza karşı maddi yetersizliği diye düşünüyorum. Kimse sanmıyorum kendi kişisel nedenlerinden dolayı da olabilir ama intihar vakalarının herhalde %80-90'ı geçim sıkıntısı diye düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun, ne diyelim. Bunun sebebi çok yoğun sebepleri vardır. Mesela ekonomik koşullar, hayat şartlarının ağırlaşması, geçim sıkıntısı, sosyal sorunlar, birçok nedeni var.